Merhaba, ben Onur Akgüz. 21 Mayıs 2003 İstanbul doğumluyum. Flora Koleji'nde 12. sınıfta okuyorum. Küçüklüğümden beri teknolojiye meraklıyım. Bu merakım sayesinde kendimi her zaman bilgisayar ve yazılım üzerine geliştirdim. Şu an Java ve Python dillerini giriş seviyesinde biliyorum. Aynı zamanda HTML ve CSS ile de projeler geliştiriyorum. Flora Koleji'ne başladıktan sonra robotik ve kodlama alanında çalışmalar da yaptım. Okulumuzun robot kulübünde 3 yıl boyunca medya ve halkla ilişkiler bölümünde görev aldım. Flora Business 6232 robotik takımının da bir sene boyunca sosyal medya hesaplarını yönettim. Okulumuzun robotik kulübü sayesinde 3 yılda 6 tane FRC etkinliğine katıldım ve 5 tane de sertifika aldım. FRC, Merkezi Amerika olan First Vakfı'nın NASA, Google, 3M gibi şirketlerin destekleriyle düzenli liseler arası bir robotik yarışmasıdır. Bu robotik yarışmasını Türkiye'de Fikirsel Vakfı 2018 yılından beri resmi olarak düzenlemekte. Robotik kulübü sayesinde 2018 yılında Amerika'ya gitme fırsatı da buldum. 10 gün boyunca Amerika'da kaldım ve 3 gün boyunca da Long Island Regional yarışmasında takımımız olarak yarıştık. Diğer günlerde ise Amerika'daki Princeton ve Yale üniversitelerini gezme fırsatı da buldum. 2020 yılında Amerika'daki Monterey Bay Regional'a katılacaktık. Fakat etkinlik COVID-19 pandemisinden dolayı iptal oldu. Etkinlik iptal olmadan önce hazırlıklarımızı tamamladığımız için şu an 2030 yılına kadar geçerli 10 yıllık Amerika vizem de var. Aynı zamanda robotik kulübündeyken çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldım. 2018 yılında diğer FRC takımlarını da davet ederek PİT'te güvenlik temalı bir seminere ev sahipliği yaptık. Yine 2018 yılında Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Danışma Derneği'ndeki çocuklara kıyafet ve oyuncak toplama kampanyası düzenleyerek oradaki çocuklara dağıttık. Mart 2018'de çevre kirliliğine dikkat çekmek için Flores halinde mıntıka temizliği de yaptık. 2019 yılında NASA'da çalışan Doktor Umut Yıldız ile Flora Business Robotik Kulübü önderliğinde diğer FRC takımlarını da ağırlayarak bir e-konferans gerçekleştirdik. Teknofest, Bakırköy Robotik ve Kodlama Festivali ve okulumuzun düzenlediği Flora Koleji Maker panelinde stand açarak bilim çocuklarına yaptığımız robotu ve aldığımız ödülleri sunduk. 2020 yılında COVID-19 pandemisi Türkiye'de de görüldükten sonra robot kulübündeki arkadaşlarım ve mentor öğretmenlerimle birlikte evden çalışmaya başladık. Bu zor durumda bir nebze de olsa sağlık çalışanlarımızın yanında olarak onlara yardımcı olmak istedik. 3 boyutlu yazıcıdan siperlikler basarak bunları bazı sağlık kuruluşlarına ücretsiz dağıttık. Bastığımız siperlikleri Samatya Devlet Hastanesi, Bahçeli Evler Devlet Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Yeşilköy Sağlık Ocağı'na ücretsiz dağıttık. Eylül 2020'de robot kulübüne yeni arkadaşlarımızın gelmesi ve artık 12. sınıf öğrencisi olduğum için robot kulübünden mezun oldum. Fakat her zaman bu kulübü desteklemeye devam edeceğim. Robot kulübünde dolu dolu geçirdiğim 3 sene boyunca birçok şey öğrendim. Bu işin sadece robottan ibaret olmadığını ve bu yarışmanın robottan daha fazla sloganının doğru olduğunu bu işin içinde olunca anladım. Robot kulübü dışında kendim de bazı projeler geliştirdim ve hala geliştirmeye devam ediyorum. Nisan 2020'de COVID-19 pandemi döneminde bir arkadaşımla beraber haber ve teknoloji temalı bir sayfa açtık. 2-3 ay gibi bir sürede yeterli bir takipçi sayısına ulaştık ve istatistiklerimiz takipçilerimize göre çok iyi. İkimiz de 2021'de YKS'ye gireceğimiz için bu projeyi ileride konuşmak üzere erteledik. Ekim 2020 tarihinde Apple Teacher sertifikamı da aldım. Aralık 2020 tarihinde de kişisel web sitemi açtım. Aynı zamanda hobi olarak fotoğraf ve video çekimleri de yapıyorum. Çektiğim video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Kendime her zaman bir şeyler katmamın, kendimi sürekli geliştirmemin, yenilikleri takip edip kendimi güncel tutmamın, meraklı olmamın ve merak ettiklerimi araştırıp öğrenmemin ve bunları uygulamaya çalışmamın beni farklı kıldığını düşünüyorum. Hayallerimin her zaman peşinden gidiyorum ve başarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu hedeflerimi başarmak ve iyi bir destek alabilmek için de iyi bir üniversitede okumam gerektiğini düşünüyorum. Bana bu yeterlilikleri sağlayan üniversitelere baktığım zaman ben Bahçeli Üniversitesi'ni tercih ediyorum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında öğrenciye verilen destek ve imkanlardan faydalanmak ve kendimi daha da geliştirip iyi bir mühendis olmam için okulun desteğine de ihtiyacım var. Bu konuda da araştırmalarım sonucunda Bahçeli Üniversitesi bana en uygun üniversite olduğu sonucuna vardım. Uzun süren araştırmalarım sonucunda da Apply Bauer sistemini keşfettim ve daha da araştırmaya başladım. Yurt dışındaki gibi bir sistemle üniversiteye girmenin daha doğru olduğu düşüncesine vardım. Çünkü öğrencilerin not sistemine bağlı değil de hayallerine veya yeteneklerine göre değerlendirilmesini daha doğru buldum. Bu yüzden de öğrenciye gerçekten değer veren bir üniversiteye gitme düşüncesine vardım
ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuma isteğim daha da arttı. Başta ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım ve beni destekleyen herkese buradan teşekkür ediyorum. Merhabalar. Kıymetli dostlar, öğrencimiz Onur Akyüz'ü 9. sınıftan beri tanıyorum. Kendisi çok sevdiğim bir öğrencimdir. 9. sınıfta ilk robot kulübünün mentorlarından biri olarak kendisini tanıma fırsatı buldum. Okula başladığında böyle daha sessiz bir arkadaşımızdı. Ama çok dikkatle bizleri dinlerdi, toplantılarda paylaşımlarımızı, kendi notlarını alırdı. O günden beri onu çok sorumluluk sahibi, böyle verdiğim bir görevi oldu bilebileceğim bir genç olarak tanıyorum. Ki yeni nesilde bu çok kıymetli bir özellik. Tahmin edersiniz, genelde hep arkalarından koşmamız lazım. Oldu mu, bitti mi, bak bunun deadline'ı var, yetişmesi lazım. Onur, o 9. sınıfta tanıdığımdan beri o sorumluluk sahibi olması, görev adamı olması, ona güvenebileceğini hissettirmesiyle robotik kulübünün kıymetli bir üyesi oldu. Biz onunla yurt içinde ve yurt dışında pek çok müsabakaya katıldık. Başlarda İngilizce kısmında biraz zorlansa da daha sonra o açığını da yeteri seviyede kapattı ve ileriye taşıdı. Genel olarak dersleriyle ilgili de gayretli olduğunu ve öğretmenlerinin onu çok sevdiğini, efendiliğiyle ön plana çıktığını biliyorum. Onun haricinde hangi üniversite olursa olsun yani Onur'u kendi ailenize katmanın faydasını göreceğinizi, memnun olacağınıza yürekten inanıyorum. Ona da üniversite hayatında başarılar diliyorum. Ben Murat Kartal, Özel Florya Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürüyüm. Onur Akyüz okulumuza 4 yıl önce katıldı. Bu 4 yıl içinde kendisini hem akademik hem de sosyal yönden çok geliştirdi. Onur Akyüz bizim Florya Bisons robot takımımızın aktif üyesidir. Hem Türkiye'de hem yurt dışında Amerika'da takımıyla birlikte hem okulumuzu hem Türkiye'yi temsil etti, ödüller aldı. Pratik çözümlüdür. Olaylara hep olumlu yönünden yaklaşır. Disiplinli bir öğrencidir. Sayısal derslerde daha başarılıdır. Akademik açıdan daha da başarılı olacağına inanıyorum. Ailesi eğitim öğretime çok önem veren, eğitim öğretime çok destek veren bir ailedir. Umarım ilerleyen yıllarda Onur'un başarılarıyla hepimiz gurur duyacağız. Merhabalar, ben Onur Akıcı'nın başarısının Dilhan Közoğlu. Onur'la çok uzun zamanlardır tanıştınız. Fakat Onur'u tanıdığım kısa sürede onu tanımam için, onun hakkında güzel fikirler edinmem için bana yetti. Onur, sosyal ilişkileri konusunda çok gelişmiş bir öğrencim. Arkadaşlarla olan iletişimi, öğretmenlerle olan iletişimi çok kuvvetli, çok saygılı. Eğer ki bir şey isteyecekse, bir şey söyleyecekse bunu çok düzgün ifade edebilen birisi. Ayrıca Onur'da en çok gözüme çarpan özelliklerden birisi de isteklerinin peşinden giden bir öğrencim. Bunun başarılı olabilecek her insanda mutlaka bulunması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yani kendi ihtiyaçlarını belirliyor. Neye ihtiyacı var? Bunu belirliyor ve bunun peşinden gidiyor. Bunun hakkında kimden yardım alması lazım? Onu buluyor ve o bunun sonucunda da kendi isteğini bir şekilde tamamlıyor. Ve bu şekilde de başarıya ulaşıyor. Bu zamana kadarki aktivitelerimde de ben bu şekilde başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Onur'un bu hayatta gerçekten güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Eğer ki istediği bölüme ve istediği alana gidebilirse Onur'un çok güzel işler başaracağını düşünüyorum. Umarım onun için en hayırlısı olur. Başarılarını diliyorum. Merhaba, ben Ferdi Battal. Florya Koleji, Fen ve Anadolu Lisesi Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni ve aynı zamanda Florya Koleji Robot Takımı Florya Bisons 6232'nin takım mentoruyum. Florya Koleji'nde içinde bulunduğum konum itibariyle Onur'la 2 yıldır tanışmaktayız. Biraz da bu 2 yıllık süreçte hem Onur hakkındaki gözlemlerimden hem de Onur'un kişisel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Onur hem kendine verilen görevleri azimli bir şekilde yerine getirir hem de kişisel fikirlerini görevlerde aktif olarak kullanır. Bu sayede görevlere
farklı bir çehre ve farklı bir bakış açısı getirmektedir. Onur'un verilen görevleri disiplinli ve özverili bir şekilde yapması, projelerde başarılı olmasını sağlamaktadır. Bunlar Onur'un en güçlü yönlerinden birkaç tanesidir. Biraz da Onur'un yapısından bahsetmek gerekirse, bilgisayar bilimi dersinde gördüğü HTML, CSS, Java ve Python derslerindeki performansı ile hızlı öğrendiğini söyleyebilirim. Ayrıca bu öğrendiği bilgileri hemen projelerinde kullanmak için yenilikçi fikirler geliştirmeyi ve bu fikirleri hayata geçirmek için çabalamayı çok sever. Onur'un projelerde aktif rol alma isteği, çalışma azmi ve teknoloji ve robotik alanında olan tutkusu, okulunuzda da başarılı olacağı ve okulunuzda da fark yaratacağını göstermektedir. Onur'un derslerimde ve robot takımında gösterdiği performansı da göz önüne alırsak, hem okulunuz profiline uygun olduğunu, okulunuzda başarılı olacağını söyleyebilirim.